İyi geceler değerli izleyiciler. Teke teke hoş geldiniz. Çok heyecanlı, çok ne diyeyim, tantanalı bir hafta oldu. Her şey gitti, geldi, yıkıldı, kuruldu, yeniden yıkıldı, yeniden kuruldu. Bu tabii bizi de etkiledi. Normalde bu akşam biz burada Sayın Meral Akşener'le beraber olacaktık, program yapacaktık. Ancak geçen hafta sonuna doğru ortaya çıkan gelişmelerden sonra Sayın Akşener'in altılı masayla olan sorunları ve masanın beşliğe düşmesiyle beraber dedi ki programı birkaç gün erteleyelim diye aradı beni. Tamam dedik biz de. Yarın da aslında Mansur Yavaş konuğumuz olacaktı. Çünkü bir hafta 10 gün öncesinden belliydi bütün bunlar. Tabii iş böyle karışınca Mansur Yavaş'ın adı gündeme gelince Mansur Bey dedi ki beni de bağışlayın. Bunun üzerine yeni bir program yapmak gerekiyordu ve her şeyin değişmesinden ötürü HDP'nin de pozisyonu çok önem kazanmıştı. Bunun üzerine biz Sayın Sancar'ı aradık. Dedik ki konuk olur musunuz? Çok şükür o konuk kalmayı kabul etti. Daha da güzeli son anda programdan da vazgeçmedi. Bu akşam Sayın Sancar'la beraber olacağız. Sayın Akşener'le ise Perşembe akşamı üzerine sözleşmiştik. Fakat yeni gelişmeler üzerine tekrar konuştuk ve yarın akşam da Sayın Meral Akşener'le Ankara'dan yayın yapacağız. Dediğim gibi gündem yoğun olunca bizim de işler böyle allak bullak oluyor. Türkiye gibi biz de karışıyoruz, düzeliyoruz. Ama bu akşamki konuğum gerçekten günün önemli konuklarından bir tanesi. Çünkü mevcut durumda onların da önemli bir pozisyon aldığını, önemli bir pozisyonda olduğunu söylemek mümkün. Çeşitli gelişmeler var. Bazına konuşmaktan bile imtina ettiğim, aslında benim konuşmak da istemediğim. Sayın Sancar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Altaylı. İyi akşamlar diliyorum size ve bütün izleyicilerimize. Sağ olun, teşekkürler. Hemen başlayalım isterseniz. Önce tabii ki bunu sormak zorundayım. Hafta sonu olan gelişmeler, daha doğrusu hafta sonunun hemen arifesinde geçen cuma günü ortaya çıkan gelişmeler konusunda ne düşündünüz? Ne orada sizin pozisyonunuz nasıl etkilendi? Altılı masadaki o kalkmalar, oturmalar, kopuşlar HDP'de nasıl yankı buldu? Nasıl değerlendiriyorsunuz altılı masanın o günkü ve bugünkü durumunu? Evet, bu soruya cevap vermeden önce izleyicilerimizin ve sizin izninizle depremle ilgili birkaç söz söylemek tabii istiyorum. Ki, tabii bugün ki. Depremin 30. günü, evet. Birinci ayı doldu. Evet. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük yıkım ve acının birinci ayındayız. Tam şu saatte, saat 21'de bir kampanya başlıyor. Onu izleyicilerimizle paylaşacağım ama öncelikle tabii depremde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevdiklerine ve bütün topluma başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elbette yaralılara da acil şifalar dileklerimi buradan paylaşmak istiyorum. Bugün başlayan kampanya Pencerende Bir Mum Yak ismini taşıyor. Bu kampanya depremde hayatını kaybeden insanların talebi üzerine çok geniş bir çevreyi kapsayan aydınlar, sanatçılar, sivil girişimler, çeşitli demokratik kuruluşlar tarafından organize edildi bu kampanya. Bugünden itibaren 10 gün süreyle Pencereye tam saat 21'de
pencereye bir mum yakılması çağrısı var. Ben tabii evde olamadığım için buradan bu mumu yakmış kabul edilmesini çok istirham ediyorum kampanyayı başlatanlardan ve bütün toplumun da bu konuda duyarlı olması çağrısını yapıyorum. Çok kısa bir metinleri var, onu da paylaşayım. Enkazın altında gözleri açık giden canlarımız, yıkılan kentlerimiz, sökülen güllerimiz, susan kuşlarımız, tarifsiz kederimiz için elimizden kimsenin alamayacağı şeyi, ortak kederimizi bir insanlık mirası gibi uzun yarınlara taşımak için pencerende bir mum yak. Bugün başladı, bugün 21'de başladı bu kampanya. Depremi unutturmamamız gerekiyor. Depremin yarattığı yıkımı ve bu acıları unutturmamamız gerekiyor. Bu yıkımın ve acının sorumlularını unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. O nedenle bu kampanyayı çok değerli buluyorum ve bütün iyi insanların, bütün vicdanlı insanların, hatta bütün toplumun bu kampanyaya katılmasını bir kez daha rica ediyorum. Evet. Saat 9'da pencerede, penceremizin önünde bir mum yakacağız dışarıdan görülecek şekilde. Evet. Evet. Bu biraz önce saydığım hedefler içindir. Depremi unutturmamamız gerekiyor. Depremin yıkımlarını unutmamamız gerekiyor. Sorumluları unutmamamız gerekiyor. Yası ve kederi ortak hale getirebilmemiz gerekiyor. Bir toplum olmanın çok temel şartlarından biri yası ortak yaşamaktır. Maalesef kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı siyasetler ve bu çürük düzen acıda, kederde, yasta ortak olmayı bile çok fazla zedeledi. Biz şimdi bunu yeniden inşa etme sorumluluğuyla karşı karşıyayız. O nedenle bu kampanya çok değerlidir diyorum. Ve sözlerime bununla başlamak isteğimin nedeninin de bu olduğunu bir kez daha tekrar ediyorum. Keşke daha iyi duyurulmuş olsaydı, bu akşam hepimiz yakardık o mumları Sayın Sancar. Bundan sonra her akşam saat 21'de penceremizde depremzedeleri unutmadığımızı, onların acılarını paylaştığımızı ve onlara olan desteğimizin, onlara olan duyarlılığımızın bu yara sarılıncaya kadar devam edeceğini göstermek için penceremizde bir adet küçük mum yakacağız her akşam saat 9'da. Evet, evet. Bunun peki önemini anlattım. Tekrar etmeme gerçekten gerek yok. Bu çok geniş, çok farklı çevrelerin birlikte hazırladığı ve başlattığı bir kampanyadır. Biz de elimizden geldiğince bunun tüm topluma mal olması için çalışacağız, çabalayacağız. Şimdi sorunuza gelebilirim Sayın lütfen Altaylı. Bu arada bir uyarıda bulunalım, evet, hocam. Bizler de bir uyarıda bulunayım. Mumu yakacağınız yerde perdeleri lütfen çekin. Tülleri perdeleri tutuşturmayın diye hatırlatayım herkese de. Evet. Ne olur ne olmaz. Evet. Evet. Yeni kazalara ve yeni acılara sebep olmayalım. Doğru diyorsunuz. Evet, buyurun efendim. Sizi dinliyoruz lütfen. Şimdi elbette gelişmeleri çok yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Türkiye'de siyasi dengelerin oluşmasında çok kritik bir yerimiz, rolümüz ve işlevimiz olduğunun farkındayız ve bunun bize yüklediği büyük bir sorumluluk var. O nedenle siyasetteki her türlü gelişmeyi belki de herkesten çok daha titizlikle, çok daha dikkatle izliyoruz. Bu bizim aynı zamanda halklarımıza karşı, topluma karşı bir görevimiz. Yaşananların yarattığı sarsıntı önemsiz değil. Bizler uzun süredir sizinle yaptığımız program dahil birçok yerde şunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi önemli, çok önemli. 2023 Mayıs'ında veya Haziran'ında yapılacak bu seçim, hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimleri Türkiye tarihinin belki de en önemli seçimleri olacaktır. O nedenle bu konuda açık ve ilkeli bir politika izlemeyi biz çok önemli bir görev olarak önümüze koymuştuk ve bu görevi de bir yazılı deklarasyonla tutumumuzu yansıtacak şekilde yerine getirmeye çalıştık.
tam neredeyse 1,5 yıl oluyor. Şimdi ilkeler önemli demiştik. Öncelikle eğer bu iktidarı seçimde göndermek istiyorsak, bu düzeni değiştirmek istiyorsak, ilkeler üzerinde uzlaşmayı, mutabakatı ilk sıraya koymalıyız. İsimler tartışmasını bunların önüne geçirmemeliyiz diyorduk biz. Eğer böyle olursa bu bozuk düzeni, bu yozlaşmış sistemi ve bu yolsuzluğa, sömürüye batmış baskıcı iktidarı değiştirmek çok daha kolay olacaktır. Şimdi bu yaşananlar aslında tam da bu dediklerimizin neden önemli olduğunu gösterdi. Yani makam, iktidar, iktidarda güç ve pay sahibi olma, bunun için parti çıkarlarını öne çıkarma kaygıları bu dönemde toplumda olan, toplumdaki güveni zedeler diye uyarılar yapıyorduk. Yeni bir dönem, yeni bir başlangıç önemlidir. Bu başlangıcı ilkeler üzerine inşa etmek önemlidir. Bu nedenle ilkeleri sağlamlaştırmak ve kişisel hesaplardan, toplum mühendisliği çabalarından, siyaseti masa başında veya arka kapılarda dizayn etme girişimlerinden herkes uzak durmalıdır. Bizim yaklaşımımız başından beri buydu. Ve bu yaklaşımımızı da her aşamada kamuoyuyla paylaştık. Maalesef bu son 3 günde yaşananlar toplumda belli bir güven kaybına ve güvenin zedelenmesine yol açmıştır. Bu güveni tamir etmek gerekiyor. Bu güveni değişim yönündeki istekle daha da perçinlemek gerekiyor. Deprem bize bu düzenin ne kadar çürük olduğunu ve halkın üzerine yıkılmasının yarattığı büyük acıları bir kez daha gösterdi. O nedenle topluma değişimin güvenini vermek önemlidir. Değişimin ilkelerini de belirlemek önemlidir. Şimdi yeniden bir araya geldiler. Yani biz tek tek partilerle ilgili masadaki her bir çekişme ve tartışmayla ilgili değerlendirme yapmayı gerekli görmüyoruz. Olaylara, olgulara bakıyoruz, ilkelere, süreçlere bakıyoruz. Baktığımızda da gördüğümüz tablo biraz önce özetlediğim tablodur. Toplumda özellikle depremle birlikte daha da açığa çıkan, maalesef acı bir tecrübeyle, daha da açığa çıkan güçlü bir değişim isteği var. Demokratik değişim, adalet için değişim, insan hakları, insani değerler için değişim. Bu toplumda çok güçlüdür. Toplumun bu isteğini, büyük bir kesimin, büyük çoğunluğun bu isteğini zedeleyecek her türlü tutumdan, manevradan, operasyondan herkesin kaçınması gerekir. Bizim yaklaşımımız bu. Şimdi yeniden bir araya geldi altılı masa. Hani bunların tamiri konusunda neler yapılacağı bundan sonrası için önemlidir elbette. Peki Mithat Bey, şimdi partinizin şöyle bir tavrı olduğunu görüyorduk. Eğer size uygun bir aday çıkarsa ve eğer Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa, HDP sanki bir aday çıkarmayacakmış gibi bir pozisyon almıştı son olarak. Bugün gelinen noktada HDP kendi adını çıkarmayı düşünüyor mu? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'nun varlığı HDP ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle sol cepheyle geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu toplantılar ve buralardaki görüşmeler sonucunda varılan noktada HDP Kemal Bey'i destekleyecek mi? Şimdi şöyle anlatayım, yine bir özet yapmam gerekiyor ama çok kısa yapacağım bu özeti. Biz 2021-27 yılının 27 Eylül'ünde bir tutum belgesi açıklamıştık ve orada Cumhurbaşkanlığında muhalefetle ortak aday fikrine açık olduğumuzu söylemiştik. Evet. İki şeyde, iki temel üzerine kurmuştuk. Biri, aday doğrudan açık bir şekilde
HDP ile bizlerle, şimdi bir de ittifakımız var tabii. İttifakımızla açık bir şekilde görüşmeler yapmalı. Türkiye'nin demokratik değişim, adalet ihtiyacını karşılama yönünde bir ortaklık aramalı. Ve bunların hepsi kamuoyunun önünde açık bir şekilde yapılmalı. Eğer bu yapılırsa bizler muhalefetin ortak adayına destek vermeye açığız demiştik. Evet. Fakat uzun zaman geçti, bu konuda bir gelişme, olumlu bir adım yaşanmadı. Biz de 25 Ekim'de, sanırım 25 Ekim'di bu yıl 2022'nin 25 Ekim'de, yani deklarasyonumuzdan, tutum belgemizden bir yıl sonra artık aday çıkarma çalışmalarımızı somutlaştırıyoruz. Kendi adayımızı çıkarmak için çalışma sürecimizi somut bir şekilde başlatıyoruz diye ilan ettik. Evet. Ve bu konuda da epeyce mesafe aldık. Emek ve Özgürlük İttifakı içinde de bu konuları konuştuk. Kendi kurullarımızda da konuştuk. Çeşitli demokratik kuruluşlarla da istişareler yaptık. Deprem yaşanmasaydı bizler kendi adayımızı açıklama noktasında hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamıştık. Evet. Ancak depremden sonra yeni bir durum ortaya çıktı. Bizim kurullarda da yaptığımız tespit buydu. Büyük bir yıkım var. Bu gerçekten çok büyük bir yıkım. Etkileri de, acısı da çok uzun yıllara uzun vardır, evet. Ve bu depremden bu düzen ve bu iktidar sorumludur. Şimdi böyle olunca bizler de kendi adayımızı çıkarma çalışmalarımızı yeniden değerlendirme sürecine dönüştürdük. Yani kendi adayımızı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkarmayı yeniden değerlendirmeye başladık. Yeni bir süreç başlattık. Bu şu demektir. Eğer gerçekten bu iktidardan seçimde kurtulmayı sağlayacak gelişmeler olursa, siyasi muhalefetle ve toplumsal güçlerle bu konuda yol alınırsa, biz aday çıkarmak yerine biraz önce söylediğim yöntemle yine tek adayı destekleme seçeneğini de masaya yatırdık. Bunu çok açık söylüyoruz. Son gelişmeler de ama bu sürece elbette eklenmiştir. Yani yeni gelişmeleri de değerlendirme sürecimizde hesaba kattık. Bu süreci devam ettiriyoruz. Yani adayımızı çıkarma çalışmalarıyla ilgili yeniden değerlendirme süreci devam ediyor. Yani şimdi bundan, Kemal Bey, Sayın Kılıç... Buyurun devam edin. Buyurun Sayın Altaylı. Bundan çıkardığımız sonuç şu. Bundan bir ay önce, yani deprem öncesi, yeniden aday çıkarma konusunda kesin bir kararlılığınız vardı. Ancak depremden sonra ortaya çıkan tablo, bu deprem öncesi ve deprem sırasında iktidarın göstermiş olduğu size göre zaaflar sonrasında ve altılı masanın da bir aday belirlemiş olması nedeniyle artık aday çıkarma konusunda eski kararlılığınız yok. Yeni durumu değerlendirip aday çıkarmaktan vazgeçip mevcut adayı desteklemeniz söz konusu olabilir artık anladığım kadarıyla bundan sonra. Şöyle ben daha net özetleyeyim. Depremin yarattığı yıkım bu kadar açıkken ve bundan iktidarın ve bu düzenin sorumlu olduğu bu kadar ortadayken bizler hiçbir şey olmamış gibi davranamazdık. Çünkü esas sorumluluğumuz bu ülkede yaşayan insanlaradır, topluma karşıdır. O nedenle esas yeniden adaylığı yeniden değerlendirme sürecinin sebebi depremdir. Depremdir. Bu gelişmeler daha sonra oldu. Yani biz bu kararımızı 7 ya da en geç 8 Şubat'ta verdik. Depremden 2 gün sonra. Hemen eş genel başkanım Per Ünbul'dan ilk gün Diyarbakır'a gitti. Depremin ertesi günü ben Antakya'ya gittim. Hatay'da idim. Döndüğümüzde de
bu kararı aldık. Yani adaylık sürecini yeniden değerlendirmeye alıyoruz dedik. Sebebi depremdir. Öncelikle depremin de burada sebep olmasının anlamı şu. Zaten bu iktidar bu ülkeyi baskıyla, yasaklarla, zorbalıkla, talanla, sömürüyle yönetiyor. Üstüne bir de 10 yıllarca tamir edilmesi zor yaralar açan büyük bir yıkıma yol açtı. Depremdeki yıkım iktidarın sorumluluğudur. Deprem yer altındaki faylarla ilgilidir fiziksel olarak ama sonuçların ne kadar ağır olacağı siyasal bir meseledir. O nedenle biz topluma karşı olan sorumluluğumuz gereği kendi adayımızı çıkarma sürecini yeniden değerlendirmeye dönüştürdük. Şimdi bu gelişmeler de elbette bu sürecin içinde dikkate alınacaktır. Bu sürecin sonunda biz aday çıkarır mıyız, çıkarmaz mıyız? Tabii ki kurullarımızda ve ittifak güçlerimizle yapacağımız görüşmelerde karara bağlanacaktır. Ancak tabii şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Onu da sordunuz. Öncelikle hayırlı olsun diyeyim ve hemen ekleyeyim. Bekliyoruz kendisini, bizlerle görüşmeye bekliyoruz. Peki, neden bu kadar açık söylüyoruz bunu? Zaten daha önce ilkemizi açık, yöntemi de açıklamıştık. Demiştik ki eğer muhalefet ortak aday belirleyebilirse o ortak adayla o adayın bizimle yapacağı açık doğrudan görüşmeler sonucu bir ortaklık noktaya, bir uzlaşmaya varılırsa biz bu adayı destekleriz demiştik. Evet. Aksi takdirde seçenek bellidir. Kendi adayımızı çıkarırız. O nedenle biz de diyoruz ki evet, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun. Kendisini de genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyarete bekliyoruz. Evet Ejder, bu arada maillerle yaktınız mı, onların fotoğraflarını yolluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Bayağı bir yakan olmuş gördüğüm kadarıyla. Hatta birden fazla mum yakan var penceresinin önünde. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Peki bir şey sorayım. Bu görüşme. Şimdi siz diyorsunuz ki Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olarak artık bizimle görüşmeli. Biz derken HDP'yi mi kastediyorsunuz yoksa sizin yeni kurmuş olduğunuz ittifakı mı? Yani ittifakla mı görüşmeli yoksa HDP'li mi görüşmeli? İlk sorun bu. Hemen arkasından şunu da merak ediyorum. Bu görüşmedeki maksat nedir? Bu görüşmede sizin cephenin beklentisi nedir? Bu bir bakanlık pazarlığı mıdır? Bu bir koltuk pazarlığı yoksa ilkesel bir demokrasi talebinde neler olabilir, neler yapılması bekleniyor o mudur? Ne konuşacaksınız? Talep nedir? Demokrasi midir? Koltuk mudur? İkisi birden midir? Bizim hedefimiz demokrasi, adalet, özgürlüktür. Esas olarak ilkeleri konuşmak istiyoruz biz. Pazarlık için değil, Cumhurbaşkanlığının hangi ilkeler üzerine kurulacağı, geçiş sürecinin nasıl olacağı ve bu dönemde nelerin acil olarak yapılması gerektiği konularını konuşacağız. Bir pazarlık, bir işte bakanlık münazarası, münakaşası. Bunlar bizim gündemimizde değil. Bizim gündemimizde temel mesele Türkiye'de toplumun çok büyük çoğunluğunun isteği olduğuna inandığımız demokratik değişimi sağlayacak bir uzlaşmayı başarmaktır. Eğer demokratik dönüşüm, adalet, özgürlük için temel konularda geçiş sürecinin niteliğiyle ilgili ana hususlarda bir uzlaşma olursa bu çok memnuniyet verici olur. Bunları konuşmak istiyoruz biz. Yani bizim daha önce de söyledim,
esas hedefimiz ve tutumumuz, politikamız, varlık nedenimiz bu ülkeye demokrasiyi, huzuru, adaleti, barışı getirmektir. Buradaki tutumumuzun da temelini dediğim gibi yeni söylemiyoruz. 1,5 yıldır anlatıyoruz. Hiç kimse bizim kadar açık konuşmadı, hiç kimse bizim kadar net konuşmadı. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nu bunları konuşmak için bekliyoruz. Elbette partileri tek tek ziyaret etmesi çok önemli. Bunu bekliyoruz biz. HDP ile görüşmeli. Diğer ittifak partileriyle de görüşür. Zaten ittifakta yer alan partilerimizden birinin genel başkanıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Ama bütün bu görüşmelerin sonuçlarını biz oturup ittifak güçlerimizle birlikte değerlendiririz. Ama elbette HDP'ye kendisinin gelmesini de, bunları bizlerin yüz yüze konuşmasını da bekliyoruz. Peki talepler nedir? Demokrasi adına talepler mesela yeni bir anayasa, bugüne evet. kadar çözülmemiş meseleler var. HDP'nin talepleri açısından baktığınız zaman bütün bunların hepsinin çözülmesi mi yoksa sağlıklı bir geçiş süreci mi? Parlamenter sisteme sağlıklı bir geçiş süreci mi yoksa acil biçimde işte sizin yıllardan beri söylediğiniz şeylerin hızlı bir şekilde çözülmesi mi? Nasıl bir yol haritası, nasıl bir beklentiniz var? Kemal Bey gelip size anayasayı değiştireceğiz, Kürtçeyi ikinci dil yapacağız, ana dil olarak kabul... Bunları mı bekliyorsunuz yoksa daha kabul edebilir ve geçiş sürecinde yapılabilir şeyler mi düşünüyorsunuz? Bizim şu anda kendi programımızı herhangi bir şekilde dayatma ve bunun kabul edilmesini bekleme gibi bir tutumumuz yok. Anladım. Bizim acil ihtiyaç olarak gördüğümüz şey Türkiye'nin demokratik dönüşümüdür. Adalete gitmektir. Bu çürümüş sistemin acil değişmesi gereken bütün yerlerinin değişiminin yol haritasını oluşturmaktır. Bu kadar ağır problemlerin bugünden yarına çözülemeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyiz, birikimliyiz. Ama temel konularda bir yol haritası üzerinde uzlaşmak gerekiyor. Elbette demokrasi en acil olandır. Geçiş süreci dediğimiz şey parlamenter sisteme değil, demokratik hukuk devletine ve bunun da içinde elbette parlamenter sistemde var. Yani güçlü demokrasiye geçiş süreci diye tanımlıyoruz. Bu sürece giderken yaşanmış pek çok tahribat var. Acil onarım programı da gerekiyor. Örneğin yargı eliyle oluşturulmuş büyük bir tahribat, adaletsizlik, hukuksuzluk var. Bu siyasal boyutuyla da böyledir. Toplumun çeşitli alanlarındaki meselelerde de böyledir. Biz bunların nasıl acil onarılabileceğini oturup konuşmalıyız. Öte yandan yargının yarattığı bütün bu yaralar ve tahribatlar yanında idarenin ve kamu erkinin yozlaşması, adeta militanlaşması sonucunu doğuran bu düzenlemeleri ve düzeni de nasıl değiştireceğiz? Yani daha adaleti tesis etmemiz gerekiyor. Bu tahribatları acil giderme programları oluşturmamız gerekiyor. Özellikle tabii bu yıkımın yarattığı sonuçlar, acı sonuçlar önümüzdeyken bu sonuçların sebeplerini de çok açık masaya yatırmamız gerekiyor. Yolsuzluğu, rantı, bu hırsızlık, yozlaşma ve bütün bunların yarattığı bir bütün olarak rejim unsurlarını masaya yatırmalıyız. Biz bunları konuşalım istiyoruz. Yeni anayasa hiç şüphesiz ki talebimizdir. Yeni anayasa bugünden yarına oluşmayabilir. Fakat yeni anayasayı oluşturma konusunda temel ilkelerde mutabakat ve bir yol haritasına ihtiyaç var. Bakın bizler HDP olarak kendi gücümüze çok güveniyoruz. Şu açıdan güveniyoruz. Eğer temel konularda mutabakat olursa bu saydığım acil onarım, demokrasiye, güçlü demokrasiye geçiş ve bunu sağlamlaştıracak bir anayasa konularında uzlaşma olursa biz mecliste en güçlü şekilde temsil edilecek oy oranını hedefliyoruz.
bunların gerçekleşmesi konusunda sadece Cumhurbaşkanı'ndan beklenti içinde olmayacağız. Elbette Cumhurbaşkanı'nın seçilecek muhalefetin Cumhurbaşkanı seçildiğinde elbette onun da yapması gerekenler var. Ama biz biliyoruz ki bu ülkede değişimin güvencesi HDP ve birlikte yürüdüğü demokrasi güçleri ve bunun somut adresi olan Emek ve Özgürlük İttifakı'dır. Topluma esas güven verecek, demokratik değişimin gerçekleşeceği güvenini verecek adres budur. Biz bu konuda kendimizden eminiz. Halkımızın bize vereceği destekten eminiz. Sadece bizim tabanımızın, seçmenimizin değil, Türkiye'de bütün toplumsal kesimlerden insanların, farklı düşüncelerden, kimliklerden, inançlardan insanların da HDP'yi ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nı değişimin güvencesi olarak görmesini özel olarak istiyoruz, rica ediyoruz. Bakın, bu değişimin güvencesi bizler olacağız. O nedenle yürüdüğümüz yolu ne olduğunun bilincindeyiz, sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Demokratik bir tutumla sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ama değişim konusunda iradeyi en güçlü noktaya taşımak konusunda da kararlıyız.